Atıf Allah, ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri, sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Libya'daki son durum temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Evet değerli izleyiciler, yeni yılın Libya ile ilgili ilk yayınımızda Libya haritasına baktığımızda gene durumun nispeten sakin olduğu gözüküyor ve özellikle taraflar arasında çatışmaya ilişkin herhangi bir emarenin olmadığı gözlemleniyor. Bunun dışında 2021'e girerken Libya'da tarafların kontrol ettiği bölgelerin sınırlarında da herhangi bir değişikliğin olmadığı görülüyor. Bundan önceki yayınlarda da belirttiğimiz gibi değerli izleyiciler, Libya haritasının bu güney kısmında gördüğünüz bu yeşil alan aralarında Tebu ve Tuareklerin kontrol ettiği Libya toprağı. Kırmızı renk ise Tobruk merkezli Hafter idaresindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrol ettiği kısım. Mavi renkle gösterilen bölgeler ise Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrol ettiği Libya toprağı olarak gösteriliyor. Libya'daki son gelişmelere ilişkin bugünkü yayınımızın başında vereceğimiz ilk gelişme Ulusal Mutabakat Hükümeti cephesinden geliyor. Haritaya baktığımızda Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolünde bulunan bölgede özellikle Türkiye ile Libya arasında bir uçak trafiğinin yaşandığı gözleniyor. Türkiye-Libya hattında yaşanan askeri kargo uçakları trafiği ile ilgili Libya basında yer alan haberde özellikle son günlerde Albatıya askeri hava üstüne Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının iniş yaptığı aktarılıyor. İşte değerli izleyiciler, Türkiye ve Libya arasında böyle bir uçak trafiği hareketliğinin yaşandığı bir sırada Hafter cephesinde ise Türkiye hedef alan ve Türkiye'yi tehdit eden açıklamalar geldi. Bingazi merkezi Hafter idaresindeki Libya Ulusal Ordusu sözcüsü General Ahmet Mismari yakında Albatıya askeri hava üssünü kurtaracaklarını iddia etti. Albatıya askeri hava üssünün artık tamamen Türkiye'nin kontrolüne geçtiğini dile getiren General Mismari bu üste hiçbir Türk kalmayacak tehditinde bulundu. Bununla da sınırlı kalmayan Hafter idaresindeki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü General Mismari, Türkiye'nin Libya'daki varlığının Libya'ya komşu diğer ülkeleri de tehdit ettiğini iddia etti. Libya'da barış ve ateşkes sürecinin yürürlükte olduğu ve ülkede 24 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin konuşulduğu bir sırada Hafter cephesinden bu tür açıklamaların gelmesi ise dikkat çekici bulundu. Evet değerli izleyiciler, Hafter cephesinden Hafter idaresindeki Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmet Mismari'den bu açıklamaların geldiği bir sırada kritik bölge Cufra ise adeta Rus savaş uçaklarının gövde gösterisine sahne oldu. Yerel kaynaklar en az 4 adet olduğu belirtilen Rus savaş uçaklarının Cufra üzerinden uçuşlar gerçekleştirdiğini aktarıyor. Rus savaş uçaklarının Cufra üzerinden yaptıkları uçuşların özellikle Hafter cephesinden gelen ve Albatıya askeri hava üssünü hedef alan açıklamaların hemen ardından gerçekleşiyor olması ise dikkat çekici bulundu. Evet değerli izleyiciler, Libya'da Hafter cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Umehe cephesinde de benzer bir hareketlik yaşandı. Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad askeri birlikleri denetledi.
Hafter cephesinden gelen bu açıklamaların hemen ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti Genelkurmay Başkanı El-Haddad'ın askeri birlikleri denetlemesi ve ziyaret etmesi ise adeta Hafter'e bir cevap olarak nitelendirildi. Görevli komutanlar eşliğinde askeri birlikleri denetleyen Genelkurmay Başkanı Kor General Muhammed El-Haddad görevli komutanlardan son durum hakkında bilgi aldı. Libya'da Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti cephesinde yaşayan bu hareketlerin bir benzeri de Sirte Cufra hattında yaşanıyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti kaynakları Hafter güçlerinin Sirte Cufra hattında mevzi ve hendek kazma çalışmaları içerisinde olduğunu aktardı. Sirte Cufra hattında farklı noktalarda hendek ve mevzi hazırlama çalışması içerisinde olduğu belirtilen Hafter'e ait iş makineleri işte UMH cephesinden bu şekilde görüntülendi. Fotoğraflara yansıyan görüntülerde Hafter'e ait iş makinelerinin Sirte ve Cufra hattının farklı noktalarında hendek ve mevziler hazırladıkları görülüyor. İşte değerli izleyiciler, Libya'da yaşanan tüm bu askeri gelişmelere rağmen bir taraftan da ülkede geçiş hükümeti kurulmaya çalışılıyor. Bu konuda ayrı bir çaba ve girişim içerisinde olan UMH Başbakanı Faiz El-Sarrac'ın bir kez daha UMH milletvekilleriyle bir araya geldiği ve konuyu masaya yatırdığı aktarılıyor. Libya'da varılan ateşkes kararı sonrasında Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilciliği'nin girişimiyle Libya'da 24 Aralık 2021'de hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verilmişti. İşte bu amaçla Libya'da ülkeyi seçime götürecek bir geçiş hükümetinin kurulmasına çalışılıyor. Libya'da bu yılın sonunda yani 24 Aralık'ta yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin konuşulduğu bir sırada konuyla ilgili bir açıklama ise Birleşmiş Milletler'in Libya özel temsilcisi Stephanie Williams'tan geldi. Williams, Libya'da kısa sürede olumlu değişikliklerin olabileceğini dile getirdi. Geçiş hükümetinin kurulması konusunda henüz kayda değer bir gelişmenin olmadığını dile getiren Williams, bu konudaki işleri hızlandırma adına ise bir danışma komitesinin kurulmasına karar verdiklerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Williams, Libya'da kurmayı düşündükleri geçiş hükümetinde tüm Libya bölgelerinin adil bir şekilde temsil edilmesini hedeflediklerini açıkladı. Evet değerli izleyiciler, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Williams'ın bu açıklamalarıyla birlikte Libya ilişkin aktaracaklarımız bunlardan ibaretti diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, mutlu kalın.